İnsan Allah'a karşı, Allah'a göre acizliği nispetinde Allah ile zengin olur. İnsan Allah'ın fakiri olursa Allah ile zengin olur. İnsan bekanın fakiridir. Beka istiyoruz. Yok. Ahiretle zengin olur. Tohum anne. He? Tohum vardı ya, tohum anne. Neydi onu söyler misin? Sabah. Onu hatırlayamadım. Söyler yani, misin? Şimdi insanda bir kuvvet, kudret bir şeyler var ya gözüken. Diğer mahlukatlara kıyaslanınca var gibi gözüküyor ya. Bundan vazgeçmek, bundan vazgeçerek aczini, kusurunu, noksanını deruhte ettiği zaman, bundan da vazgeçtiği zaman Cenab-ı Hak kendinde olanı veriyor sana. Bunda olanı temellük etmeye kalktığı zaman onu kaybediyorsun. Mesela diyelim ki 100 dönüm tarlam var. Elinde bak, bir ton buğdayım var. Bak şimdi iyi dinle. O harçını hatırladım. Devam et. Çok hoş bir insan. Bir dönüm tarlam var. 100 dönüm tarlam var. 100 dönüm tarlam var. Elinde de bir ton buğdayım var. He. Şimdi iki tane şık var. Bir, o bir ton buğdayı yiyeceksin. Bayağı bir zaman idare edeceksin. İki, o bir ton buğdayı ekeceksin. 100 ton alacaksın. Yani atacaksın. Vazgeçeceksin. Bundan vazgeçeceksin. Sürüteceksin o toprağı. Fakir olacaksın yani. Tonu sıfır olacaksın. Sıfır. Toprağa atmak yok değil mi? Yemiyor. Çıkmayabilir. Sıfır olacak. Bunu çiftçiliği bilmeyen adam diyecek ki ahmaktır ya. Elinde bir ton zaten buğdayı, son bir ton buğdayı kalmıştı. Onu da gitti toprağın altına attı, çürüttü. Bunu anlamayan, çiftçiliği anlamayan, bunu anlamayan, bu sırrı anlamayan, aczini fakirini deruhte etmeyi acize düşmek zanneden, esas niye deruhte etti? Ondan vazgeçti ki mutlak gücün, mutlak kuvvetin, mutlak zenginliğin sahibi onu o halde görsün, ona mutlak zenginliğini versin. Bak 100 dönüm toprağa, 100 kilo buğdayım vardı. Bu risk aldı, çıkmayabilir. Ama hiç ömründe hiç tarlayı görmemiş. Ekim nedir bilmeyen bir insan. Attığın zaman, gömdüğün zaman nedir? Aynen. Ne yapıyorsun ya? Ahmak mısın ya? Nereye atıyorsun bunları? Elinde var mıydı 100 kilo? Zenginsin. Attın mı ne oldun? Fakir. Ha, mutlak fakir mi? Ha, bu sefer o fakirlikten sana cevap geliyor. Mutlak cevap. Tarlaların 10 ton, 100 ton veriyor. O fakir olmadan o zenginlik olmuyor. Yani aciz ve fakir olmak, noksan ve kusurunu deruhte etmek, aciz olmak için değil. Fakir olmak için değil. Tam tersi Allah ile zengin olmak içindir. Mutlak zenginin postanesini atıyor ama boş bir rakip. Evet. Zahmet olacak ki rahmet olsun. Değil o. Kainatta sistem bu şekilde çalışıyor. Evet. Aslında bununla Allah bize konuşuyor. Yani sistemi bu şekilde yaparak bize konuşuyor. Neyle zengin olacağını, mesela tarlaya, buğdayı ekmeğe sistemini koymayabilirdi Cenab-ı Allah. Yani her sene gidip bir yerlerden alabilirdi. Bu olabilirdi. Ama Allah elindekini ver, kanuna tabi ol, daha fazlasını, benim elimdekini sana veriyor. Aynen. Ben elimdekini veriyorum, o elindekini veriyor bana. Çünkü kayıttan geliyor. Suya döküyor o zaman elindeki ürünü. Evet. Hem ondan oluyor hem gelecek. Evet. Şimdi insan bekanın fakiri değil mi? Ahirette zengin oluyor. Allah sonsuz kudret, sonsuz zengin değil mi? Değil mi? Allah'ın insan acizidir. Yani Allah'ın fakiridir. Allah'ın en zıtlı insandır. En kesif insandır. Beden. Çünkü en kesif en camidir. Mesela toprak mı Allah'ın isimlerini çok gösterir? Su mu? Hava mı? Nur mu? Toprak. En kesif olan en camidir. Melekler kesif olmadığı için en cami değil. İnsan Allah ile fakir olursa Allah ile zengin olur. Fakriyle fahretmişler. O Peygamberimiz hadisidir o. El fakru fahri. Fakrı. Fakrimle övünüyor. Yani elimdeki yokluklar demiyor. İnsan fakirliği,
fark ettikçe Allah'ı misafir ediyor. Yaşayabilir mi abi? Hiç olduğumuzu bildiğimiz zaman asıl ortaya çıkıyoruz. Mutlak o. Evet. O zaman var mı? Kendine vücut rengini verirsen adem edir.